Evet, Sankt Petersburg günümüzde Rusya Federasyonu'nun ikinci büyük kenti. 1710'lu yıllardan 1918'e kadar 200 yıldan fazla bir zaman Rus İmparatorluğu'na başkentlik yapmış muhteşem bir şehir. Aslında tek bir adamın vizyonu olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar biz deli desek de Ruslar büyük olarak adlandırıyor. Çar Büyük Petro, birinci Petro. Bu şehrin kurucusudur. Ve dikkatinizi çekerse şehrin adı da aslında Çar'ın adından geliyor. Petersburg, Neva Nehri'nin Baltık Denizi'ne, Fin Körfezi'ne döküldüğü noktada bir delta üzerinde kurulu. 42 ada üzerinde kurulu bir şehir. Kanallarından ve nehrin kollarından dolayı kuzeyin Venedik'i olarak bilinir. Bugün Rusya'nın diğer büyük şehri Moskova ile çok büyük bir tezat gösterir. Hem tarih açısından, hem yapı açısından, hem gelenekler ve kültür açısından Petersburglular aslında Moskova'ya benzememekle övünürler. Petersburg'a gidildiği zaman şehir merkezinde ve şehrin dışında görülecek, saymakla bitmeyecek yerler var. Merkezden bahsettiğimizde en önemlisi tabii ki Petro dönemlerinden bugüne şehrin kalbi sayılan Nevski Caddesi. Toplam 4,7 kilometre uzunluğa sahip bir cadde. Nevski Caddesi üzerinde birçok önemli köşk, malikane, küçük saray bulunuyor. Bunların hemen hepsi Çarlık döneminden kalma yapılardır. Bunun ötesinde Peter ve Paul Kalesi şehrin ilk kurulduğu yer, şehrin ilk yapısı olarak biliniyor. Ermitaj Müzesi eski kışlık sarayın içinde, Çarların kışlık sarayının içinde ve onun yanındaki dört tane binaya yayılmış olarak toplam 5 binaya hakim bir kompleks halindedir. Günümüzde bildiğiniz gibi Louvre gibi, British Museum gibi, Metropolitan gibi dünyanın en önemli müzelerinden bir tanesi Ermitaj. Sankt Petersburg'a gidildiği zaman Ermitaj'ı görmeden dönmek olmaz. Ermitaj'ın hemen arkasındaki Saray Meydanı şehrin en büyük meydanıdır. Bunun ötesinde Petersburg, Çarlık döneminin etkisiyle şehir dışında da turistlere birçok atraksiyon sunuyor. Bunlardan en önemlisi Petro'nun kendisi için yaptırdığı Yazlık Saray, yani Peterhof Sarayı, şehir merkezinden 32 kilometre mesafede bulunur. Yine şehrin 25 kilometre kadar dışında, şehrin güneyinde Puşkin köyünün içerisinde Kehribar Odası'yla ünlü Katerina Sarayı da Petersburg'un en önemli görülmesi gereken turistik atraksiyonlarından biridir. Sankt Petersburg doğal olarak birçok Rus mutfağı sunan restorana ev sahipliği yapıyor. Bunun ötesinde Rusya'nın daha kısa zaman öncesine kadar Sovyetler Birliği'nin kalbi olduğunu düşünürsek, Sovyetleri oluşturan çeşitli milletlerin, etnik grupların mutfağını da Sankt Petersburg'da bulmak mümkün. Yalnızca Rus mutfağının en önemli parçalarından biri olan borş çorbası veya ilk kez Sankt Petersburg'daki soylu bir ailenin sarayında yapılmış olan böf stroganof gibi yemekleri değil, ayrıca Gürcü mutfağını, Azeri mutfağını, Özbek mutfağını tatmak için de Sankt Petersburg ideal bir şehirdir. Tabii ki son 20-21 yılda gerçekleşen Batı'ya açılmayla beraber Sankt Petersburg önemli sayıda İtalyan mutfağı sunan restoran ve bunun ötesinde Rusya'nın büyük şehirlerinde artık çok klasik bir fikstür haline gelen sushi barları ve restoranları da sunan bir şehirdir. Sankt Petersburg'da alışveriş imkanı dediğimiz zaman öncelikle şunu hatırlayalım. Bu alışveriş özellikle Nevski Caddesi ve yakın çevresinde olacaktır. Şehrin kalbi dediğimiz bölgede. Sankt Petersburg'da Avrupa'nın bazı şehirleri gibi özellikle porselenleriyle ünlüdür. 1744 yılında kurulmuş olan ve o gün bugündür üretimine devam eden Lomonosov Porselen Fabrikası, artık çarlara olmasa da her kesimden insana üretim yapmaya devam etmekte. Lomonosov fabrikasının bir mağazasını Nevski Caddesi üzerinde bulmak mümkün.
Bunun ötesinde yine Nevski Caddesi üzerinde çeşitli Rus hatıra eşyaları, yani matryoşkalar, şallar, bunun ötesinde komünist dönemi hatırlatacak üzerinde kızıl yıldızlı veya orak çekiçli parçalar satan dükkanlar bulmak mümkündür. Bir diğer önemli alışveriş atraksiyonu da Baltık Denizi kıyısına has kehribar taşı ve kehribar taşıyla yapılmış olan kolyeler, yüzükler gibi mücevherattır. Sankt Petersburg 616 km² alana yayılmış bir şehirdir. Avrupa'nın, Amerika'nın birçok şehirleri gibi gökdelenleşme olmadığını göz önüne alırsak, Sankt Petersburg'da tercihen Nevski Caddesi'ne yakın otellerden birini kullanmak uygun olacak diye düşünüyorum. Nevski çevresinde günümüzde özellikle 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel seçeneği çok arttı ve her kesimden turistin zevkine hitap edecek oteller bugün Nevski Caddesi civarında toplanmış durumdalar.